Sa'd bin Muaz radıyallahu an Useyd bin Hudayre diyor ki bu Esad bin Zürare benim akrabam olur. Eğer akrabam olmasa giderdim ona neden böyle yaptığının cezasını verirdim. Onu öldürürdüm. Yani ona müsaade etmezdim ama akrabalık hukuku buna engel oluyor bunu sen yap diyor. Useyd bin Hudayr geliyor. Musab bin Uday Musab bin Umeyr radıyallahu anh Esad bin Zürare'nin evinde içeriye giriyor. Yani onu belki öldürecek. Bunun için gelmiş. Öldürmek için gelenler Kur'an hakimi dinleyince olurlar. Allah murad edince. Yani Musab bin Umeyr Medine'de öyle bir mahalde, öyle bir ortamda Allah'ın ayetlerini okuyor ki her an ölümle yüz yüze kapı açılacak kendi dinini, kendi hayatını korumak isteyen biri gelecek. Hz. Musa bin Umeyr'i belki şehit edecek. Bunlara hazırlıklı, yani ölüm olsa gelen göğsümüzde söndürürüz diyor Hz. Musa radıyallahu anh. Diyor ki Musa'bı görünce konuşmasından etkileniyor. Useyd bin Hudayr radıyallahu an anlat bana diyor İslam'ı anlatıyor sonra Allah'ın ayetlerini okumaya başlıyor. Diyor ki İbn Hudayr söyle bana Müslüman olmak için Allah'ın dinine girmek için ne söylemem gerekir? Kul la illallah Muhammedur Resulullah. Orada İbn Hudayr Müslüman oluyor. Dönüyor saat bir muazın yanına gidiyor anlatıyor hadiseyi ya da başka türlü anlattığına dair rivayetler de var. Yani hileyle onu Esad bin Zürare'nin evine gönderiyor. Oraya geliyor, Musa bin Umeyr radıyallahu anh ona da anlatıyor, ona da Kur'an-ı Hakim okuyor, etkileniyor. Müslüman oluyor Saad bin Muaz, oradan çıkıyor, kabilesinin olduğu yere geliyor. Bütün insanları topluyor, onlara diyor ki, كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا فأسلموا Müslüman olmadan kadınlar erkekler benimle konuşamaz diyor. Müslüman olunuz. Tamamı birden orada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Musa bin Umeyr'e bak. O yaşınızda gidiyorsunuz. Anneyi geride bırakıyorsunuz. Şehri geride bırakıyorsunuz. O müreffeh hayatı bırakıyorsunuz. Aç kalıyorsunuz. Zorluklar var, belalar var, sıkıntılar var. Kapıda insanlar var, ölüm var. Ama siz orada sabrediyorsunuz. Vur havur yürüyorsunuz. Her gelene Allah ve Resul davasını anlatıyorsunuz. Sizi öldürmek için adam gönderiyorlar. O Müslüman oluyor. Sonra o delalet ediyor. Diğeri geliyor. Saad bin Muaz geliyor. O da Müslüman oluyor. Kabilesine gidiyor. Diyor ki Müslüman olmadan benimle konuşamazsınız. Şehir Medine sabahtan akşama kadar tekbir, tehlil sesleriyle inliyor. Kardeşlerim, hayat iman ve cihattan ibaret. Müslüman olduktan sonra kabilenize, Müslüman olduktan sonra şehrine dönecek. Ya da hidayete erince, ya da İslam'ı hakikat boyutuyla anlayınca Anadan, yardan, her şeyden geçecek Müslüman, Sa'd bin Muaz gibi olacak, dönecek şehre, dönecek topluma, birinci gündem, tek gündem İslam diyecek. Allah'ın dini İslam, peygamberin yolu İslam diyecek. Müslüman olmadan, bu kabileden, anam, babam, etrafımda, kadın, erkek kimler varsa, benimle konuşmaları haram, vallahi haram diyecek. Hatta tuslimu, Müslüman olmadan benimle konuşamazsınız. Efendimiz Aleyhisselam'a, Mekke'de Müslümanlara, Mustazaflara bu haber ulaşınca, o bela mahşerinde onlar Sa'd bin Muaz'ın delaletiyle kabilesinin Müslüman olması haberi karşısında bayram ediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine hicret edince Sa'd bin Muaz'la Sa'd bin Ebi Vakkas'ı kardeş yapıyor. Kardeş oluyorlar. Yani hayat, iman ve cihad bunun üzerine kurgulamış. Bedir'e geliyor. Ensar Bedir'de. Ensar'ın liderlerinden bir tanesi de Saad bin Muaz'dır radıyallahu anh. Ensar Efendimiz aleyhisselamın Mekke müşrikleriyle Bedir'de cihad etmesini, orada onlarla savaşmasını istemiyorlar. Medine'de kalalım, hem evimizi, şehrimizi, ülkemizi koruyalım bunu istiyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedirdel'er soruyor sahabe-i kiram efendilerimize. Yani Ensar'ın yüreğinde bir kırıklık var mı? Neden buraya geldik? Şehrimiz arkada emanda değil, güvende değil. Yani o kırgınlık devam ediyor mu diye soruyorlar. Nasıl buldunuz düşmanı Bedir'de karşılamamızı? Burada Allah ve Resul davasını yok etmek isteyenlerle burada onlara ben dolmamızı, engel olmamızı Nasıl karşılıyorsunuz diye sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Sahabe kalkıyor cevap veriyor. Ebu Bekir kalkıyor, uygundur ya Resulallah diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh kalkıyor, isabet buyurdunuz ya Resulallah. Efendimiz peş peşe sorunca Ensar anlıyor ki Allah Resulü aleyhisselam kalbimizde ona dair bir kırgınlık var mı bunu öğrenmek istiyor. Saad bin Muaz ayağa kalkıyor diyor ki, İyyana turidu ya Resulullah. Bizim konuşmamızı mı istiyorsun? Biz mi ya Resulullah sizin bu kararınıza, sizin bu emrinize, sizin bu talimatınıza muhalefet edebileceğimizi mi düşünüyorsun ya Resulullah? İyyana turidu ya Resulullah deyince efendimiz Aleyhisselam "Ecel. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz?" buyuruyor ki مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ Ya Resulallah, şu önümüzde bir deniz olsa, siz de o denize dalsanız, biz de bilsek ki ardınızdan o denize girince tamamımız orada boğulacak. Vallahi ensardan birisi tereddüt etmez, geriye dönmez. مَا تَخَلَّفَ مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ bir kişi ensardan geri kalmaz ya Resulallah. Biz sana fezheb anta ve rabbuka faqatila. inne inna hauna qa'idun. Yahudilerin Hazreti Musa'ya dediği gibi sen ey Musa Rabbinle beraber git o dev yapılı adamlarla savaş demeyiz. Eğer çocuklarımızı istiyorsan emrinde ya Resulallah. Medine'nin bütün malları Allah yolunda harcansın buyuruyorsan Medine emrine amade ya Resulallah. Ensarın bedenleri eğer İslam'a karşı gelecek oklara siper olacaksa işte göğüslerimiz ya Resulallah. Ma minna raculun vahidun. Bir kişi geri kalmaz ya Resulallah. Hayat, iman ve cihattan ibaret. Her şeyinizi ortaya koyuyorsunuz. Allah ve Resul yolunda koyuyorsunuz. Hani Üstad diyor ya Necip Fazıl, zindanda yazıyor, 61'de yazıyor. Ana rahmi zahir, şu bizim kovuş, karanlığı nur, yeniden doğuş. Sesler duyuyorum, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalkaya dimdik doğrul ve sevin. Mehmed'im sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin eve dönsek de. Sanma bu tekelle kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir. Ebet İslam'ındır Allah'ın inayetiyle. Siz bunu zindanda söyleyeceksiniz. İdamla yargılandığınız zamanı söyleyeceksiniz. Siz bunu 310 küsür kişi olduğunuz zaman karşınızda 3 katınız büyüklüğünde kemiyete sahip bir ordu bataran variya ennaz şımarık bir halde Allah ve Resul buyruğuna yeryüzünde hayat hakkı tanımadığını ilan eden bir şımarıkla İslam'ı ortadan kaldırmaya geldiği bir anda söyleyeceksiniz. Hayat bu. Ucuz Müslümanlık yok kardeşim. İman ve cihattan ibaret. Yalnız kalsanız bile, siz istemeseniz bile Allah Resulü buyurduysa Bedir'e gidilecek. İşte orada söylenecek söz. Bize düştüyse vazife مَا minna مِنَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ Burada kesin ittiba var ya Resulallah. Aklım fikrim var deme hepsini öldür. Sana çöl gibi gelen peygamber gör, göldür diyorsa göldür aleyhissalatü vesselam. Denize gir emrini verdiysen artık orada düşünme yok ya Resulallah. Ensarın tamamı ölecekse ölecek ya Resulallah. Madem ki senin anlattığın hakikatleri korurken gelen ölüm bize şehadet rütbesini verecek canlarımız Allah yoluna bu davaya bezle olsun ya Resulallah. İşte büyük doğudur. Bunu söyleyebilmektir. Zindanda bunu söyleyebilmektir. İslam'a emir eri olabilmektir. Bu hakikate memur mecbur olacak. Her Müslüman bu minval üzere bir iman ve akideye sahip olacak. Sahabe bu radıyallahu anhum. Sonra de geliyor. Hayat, iman ve cihat. Yani hayat bunların hayatı hep savaş değil. Ama kılıçlarını kuşandılar. Mekke'de söz planında mağlup oldukları Kur'an-ı Hakimi Allah Resulü Aleyhisselam'ı kılıçla susturabilmek için Bedir'e geldiler. Uhud'a geldiler, Hende'ye geldiler. Bütün muharebelerde Sa'd bin Muaz radıyallahu anh en ön safta. Hende'ye geldiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın üzerine yürüyorlar. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh Hendek'te bir ok darbesiyle yaralanır. Onu bir çadıra kaldırırlar. Çadırda tedavi oluyor. Hep dua ediyor. Diyor ki ya Rabbi. Eğer Mekke müşrikleri bir daha gelecekse abqini <laughs> laha bana güç ver bana şifa ver kalkayım. Allah Resulü Aleyhisselam'ı tekzip eden, Allah Resulü Aleyhisselam'a işkence eden, secde halinde sırtına hayvan işkembesini koyan bu adamlar kadar bana daha düşman yeryüzünde görünen başka bir topluluk yok. Eğer Allah Resulü Aleyhisselam'ın üzerine yürüyecekse bunlar bana şifa ver kalkayım geldiklerinde yine en ön safta saat bin Muaz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı korusun ya Rabbi diye dua ediyor. Yok eğer gelmeyeceklerse o zaman bu yaradan beni huzuruna al al ki huzura şehit olarak geleyim ya Rabbi. Hep dua ediyor. La tumitni hatta ayni fi beni kurayza. Beni Kurayza'nın helaketini görmeden gözümün nuru onların helak olması. Onların helakını görmeden de canımı alma ya Rabbi diye dua ediyor. Neden Beni Kurayza? Çünkü Hendek Muharebesi'nde Efendimiz Aleyhisselam'la anlaşma yaptılar. Müslümanlarla beraber Medine'yi müdafaa edecekler. Fakat ihanet ettiler. Müşriklerle beraber oldular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oradan yola çıktılar. Kurayza'ya gittiler. Sa'd bin Muaz yarallar arasında. Efendimiz Aleyhisselam onu mescide koyuyorlar. Sabah akşam ziyaret ediyorlar. Dua ediyorlar. Sa'd bin Muaz radıyallahu anh. Kurayza benu Kurayza helak, ediyor, helak oluyor. Gözümün nuru Ya Rabbi diye dua ediyordu ya, onların helaketini görmeden, canımı alma Ya Rabbi diye dua etmişti. Hz. Cebrail Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a geliyor, diyor ki, Ya Nebiyyallah, من هذا الذي فتحت له أبواب السماء Kim bu Ya Resulallah? ashabından birisi ruhunu teslim etti ki melekler onu karşılayabilmek için İçtima oldular, semanın kapıları açıldı. Kim gidiyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini alıyorlar. Allah Resulü'nün cübbesi arkadan yere sürünüyor. Sahabe arkasından koşuyorlar. Aleyhissalatu vesselam Sa'd bin, Sa bin Muaz'ın çadırına geliyor. İyileşiyor, Burada bir yara var, bir hayvan geliyor, içeriye giriyor. Hayvan koluna çatıyor, yara açılıyor. Keçinin tırnağı buraya değince kan oluk gibi akmaya başlıyor. Yandaki çadıra da Sa'd bin Muaz'ın gidiyor o kanı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam geliyorlar ki Sa'd bin Muaz ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim etti. Ayşe anamız diyor ki babam Ebu Bekir ağlıyor. Ömer ağlıyor, Hazreti Muhammed ağlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir Müslümandınız ki Müslüman olduktan sonra dönüyorsunuz şehrinize. Kalamur ricali ve nisa'i haramun hatta tuslimu. Müslüman olmadan benimle konuşamazsınız diyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a denize girersen de arkandan ensar gelecek, bir kişi geri kalmayacak ya Resulallah diyorsunuz. Hayatı iman ve cihad üzerine kurguluyorsunuz. Bu yolda ölüm gelirse başım gözüm üzerine diyorsunuz. Yani ölümü böyle bir şehrayin olarak görüyorsunuz, algılıyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam orada Hazreti Ömer radıyallahu anh gözünden yaşlar boşalıyor titreyen sesiyle İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Senden geldik, sana dönüyoruz ya Rab. Ayeti kerimesini okuyor. İşte Saad bin Muazlar, böyle kahramanlar. Neden Arş-ı Rahman titriyor? Böyle gidince birisi 70 bin melek geliyor. Yetmiş bin melek onu istikbal ediyor. Bedir'de var, Uhud'da var, Hendek'te var. Çadırında ellerini kaldırıyor ya Rabbi eğer müşrikler geleceklerse sağda şifa ver. Yok gelemeyeceklerse şehit olarak huzurunu al. Bir hayvan geliyor, yarasına değiyor. Oluk gibi kanlar boşalıyor ve o halde Rabbe gidiyor. Allah Teala hepimize böyle izzetli ölümler nasip eylesin. Huzuruna böyle Saad bin Muaz gibi gitmeyi ihsan eylesin. Bundan öte bir şeref var mı? bu şerefe nail olabilmenin yolu kardeşlerim, hayatı iman ve cihat üzerine kurgulamak Allah Teala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyesine bu noktada ittiva şerefini hepimize ihsan buyursun.